bir soru sormuş. ölülerimiz bizden haberdar mıdır? Ölülerimiz bizden haberdar mıdır? Vallahi biz ölülerden haberdar değiliz. Onu bir söyleyeyim. Biz bilmiyoruz, haber alamıyoruz. Onlar bizden haberdar mıdır? Kur'an'ın ifadesine göre söylüyorum. Hı hı. Ne buradan biri ölen insandan bir haber alabilir? ne buradan ona doğrudan herhangi bir şey duyurabilir. Bu Kur'an'ın ifadesidir. Yani sağ sola çekilmesinin bir alemi yok. Fatır suresi 22. ayetle Meryem suresinin 88. ayetini açsın okusun. Şey 80 ayetin numarasını yanlış söylemeyeyim bir dakika. 98. ayeti Meryem suresi. Metnini de okuyayım. Diyor ki Allahu Teala ve kemehlekna kablahum min karnin. Onlardan önce şey nesilleri biz helak ettik. Hel tuhissu minhum min ahadin. Sen şimdi onların herhangi birinden herhangi en ufak bir şey hissedebiliyor musun? Evtes ma'ulhum rikza. En küçük bir fısıltı ses işitebilir misin? İşitemezsin demektir. Bu 98. ayeti Meryem suresi. Demek ki oradan bir şey ses gelmiyor. Peki buradan ses gidiyor mu? Bu buradan ses gidiyor mu? sözümle kastımın ne olduğunu kardeşlerim mutlaka fark etmişlerdir şimdi bizde böyle bir telkin vermek diye bir şey var böyle mezarın önüne geliyor adam böyle eğiliyor işte kıble tarafından diyor ki işte ey Allah'ın ölü kulu sen şöyle şöyle bir adamdın Biraz sonra sana iki tane melek gelecek, sana sorular soracak. <laughs> Sen onlara de ki işte Rabbim Allah'tır, dinim İslam'dır, peygamberim Münker Muhammed'dir. Allah'ın melekten isimler hocam. Allah yani, abi şey, tabii. Tabi. Münker ve nekir nefret edilen öfkeli, çirkin, korkunç anlamına geliyor. Hem melek, güzel, güzel görünümlü varlıklar için kullanılan bir kelime. Hem de adı münker ve nekir. Sonra daha, daha çarpıcı olanını söyleyeyim. Yani adam yukarıdan aşağıya e, kopya veriyor. Hadi diyelim ki zaten duyuramaz da. Çünkü Fatır Suresi 22. ayet gayet açık. Ve maentebi ente bi men fil kubur. Sen kabirlerde olana hiçbir şey asla işittiremezsin. Bizim peygamberimiz işittiremiyor. Filanca adam işittirdiğini iddia ediyor. Bir de böyle yalandan eğiliyor mezara doğru diyor oradan ses duyuyormuş gibi filan. Hiçbir tanesi doğru değil bunun. Haydi diyelim ki işittirdi. Peki oradaki bilmiyor da yukarıdaki işittiriyor ise bu sorunun cevabını bekleyen kudret o cevabın aslında o adamın değil de yukarıdakinin cevabı olduğunu bilmiyor mu? Yani biz şimdi kimi kime yutturuyoruz bunu? Kimi kandırıyoruz? Kimi kandırıyoruz Allah'ı. Korkunç bir e, din adına korkunç bir bozulma görüntüsü. Soruyu soran kardeşimizin asıl herhalde merak ettiği şey şu. insan çok sevdiği bir yakınını kaybediyor. Kardeşim kolay değil. Değil mi? Yani oğlu ölen bir adam olarak söylüyorum. Babası ölen bir insan olarak söylüyorum. Çok sevdiğim, çok çok sevdiğim iki insanı kaybetmişim. Şimdi benim de yüreğim yanıyor. Ben de babamı görmek isterdim. Her gün görüşmek isterdim. Oğlumla her gün görüşmek isterdim. Ama Allah onları ahirete aldı. Şimdi onlarla bir irtibatın olması yani onları kaybetmiş olmanın insanda meydana getirdiği o tahribat acaba nasıl giderilebilir? Biz onlarla duamızla buluşuruz. Yani biz onlar için dua ederiz. Mahşer'de de onlarla birlikte olmamız için Allah'ın bizi bu nimetle buluşturması için dua ederiz. Ölen insanların ruhu mezarda değildir. Ölen insanların ruhu Zümer Suresi 42. ayet gayet açıktır. Ölen insanların ruhu Allah'ın kontrolündedir. Allah'ın kontrolünde olan bir ruh için oraya geldi, burada gezdi, onu gördü, bunu gördü gibi sözler referansı Kur'an'ı olmayan iddialardır.